İç içe kökler arkadaşlar üstün üstü çarpılır gibidir. Kökün kökü çarpılır. Yani bu yazılmayan kök karekök ya. 2 çarpı 2 çarpı 2 deriz. Dolayısıyla aslında bu ne olacak? 8. dereceden kök 27 eşittir 3 üzeri x. Haliyle 27 3 üzeri 3'tür. 3 üzeri 3 bölü 8 olur arkadaşlar. Tabanlar aynı olduğu için üstler de aynıdır. Böylece x 3 bölü 8 gelir. İç içe köklerde arada sayı varsa arkadaşlar bu sayıları en içe atmanız gerekiyor bence. Nasıl yani? Şu 2'yi içeri atacağız önce. 2'yi içeri atarken şu köklü ifadenin derecesi önemli. Bu zaten karekök. Ne oluyor o zaman? Karekök ikinci dereceden kök ya. Bu 2'yi arkadaşlar içeri sokarken üstün 2 ile çarpacağız. Üstü zaten 1. O zaman 2 üzeri 2 olarak içeri girer. 2 içeride var. Böyle oldu. Sonra artık bu gitti. Bir tane yanında kök var bakın böyle. Dolayısıyla kökün kökü çarpılır. 4. dereceden kök 2 üzeri 3 olur. Şimdi arkadaşlar geldik sıra bu 2'de içeri atmada. Ama artık o 2'yi içeri atarken sonuçta gördüğünüz gibi 4. dereceden kök. İçeri girerken bakın ne olacak? 2 üzeri 4 olarak girecek. Yani aslında kök derecesi üs oluyor artık, tamam mı? En dışta da karekök var. Kökün kökü çarpılır. 8. dereceden kök 2 üzeri 7. Böylece bu şekilde kalır. C şıkkı olur. Her bir bölme 5 bölmeye bölünmüş arkadaşlar. Yani 60 ile 70 arası 10 fark var ya, onu 5'e böldüğümüz zaman 2 yapar. 60 ile 70 arasındaki 2 tane çizgi ikinci çizgiye kadar geldiği için 60 artı 2 çarpı 2'den 64'müş A'nın ağırlığı. 64'ün B'nin ağırlığına oranının karekökü 1.6'ymış. Bu da ne yapar? 8 bölü 5. Karesini alırsak her iki tarafın 64 bölü B eşittir. 64 bölü 25'ten B 25 oldu. Cevabımız C şıkkı. Paydada köklü ifade olduğu için arkadaşlar onun eşleniğini almamız gerekiyor. Kök 5 artı kök 3 yapacağız. Böylece 2 kök 5 artı 2 kök 3 bölü 5 eksi 3'ten 2. 5 eşleniğini alırsak kök 5 ile çarpacağız. Aşağısında kök 5 ile çarpınca 5. Dolayısıyla bunlar gitti. Burada da 2 parantezini alırsanız kök 5 artı kök 3 bölü 2'den 2'ler gitti. Kök 5 artı kök 3 eksi kök 5 gitti. Kök 3 oldu arkadaşlar. A şıkkı. A artı 2 kök B kuralını hatırlayın. Burada o kural var. Çarpımları 3, toplamları 4. Yani kök 3 artı kök 1. Yani 1'in parantez karesidir 4 artı 2 kök 3. Bir de bunun karekökü olduğu için kök 3 artı 1 zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar kök dışına. Sol tarafta arkadaşlar yine 3 artı kök 3 var. Burası da 4 artı 2 kök 3 yaptı. Zaten buna demin ne demiştik? Kök 3 artı 1'in parantez karesi. En dışta da bir karekök olduğu için bunlar da birbirini götürür. Böylece kök 3 artı 1 arkadaşlar C şıkkı. İç içe geçen köklü ifadelerde bu içteki, daha doğrusu dıştaki sayıyı içeri atmak için ne yaparız? Dereceyi arkadaşlar üst olarak yazarız. Yani 3. dereceden kök, o zaman 2 üzeri 3 yazacağız. İçeride zaten 2 duruyor. Bakın 3. dereceden kök. Bu böyle arkadaşlar karekök. Karekökle 3. dereceden kök çarparsak 6. dereceden kök olur. 2 üzeri 4 olur. Tabanları aynı, üstleri topladık. Dolayısıyla 2 üzeri 4 bölü 6, 2 üzeri 2 bölü 3 sadeleşti kökler. X üzeri 1 bölü 3'e eşit oldu. X'i nasıl buluruz arkadaşlar? Her iki tarafın 3. kuvvetini alarak, işte bu şekilde. Haliyle 2 üzeri 2 bölü 3 çarpı 3, x üzeri 1 bölü 3 çarpı 3. Böylece bakın x yalnız kalır. Bunlar gider. 4 eşittir x olur. B şıkkı olur. A artı 2 kök B kuralına yine dikkat edelim. Neydi arkadaşlar? Bu köklü ifade, içerideki sayıya bakıyoruz bakın. 7 ile 1'in çarpımı 7'ye eşit. 7 ile 1'in toplamı da 8'e eşit. Bir de kökün önünde 2 varsa tamam, işte istediğimiz kural gerçekleşiyor. Dolayısıyla kök 7 artı kök 1 yazmamıza gerek yok. Kök 7 artı 1'in karesi. Bu ifade karekökünü aldığımız zaman kök 7 artı 1 olacak. Bir de yanında kök 7 eksi 1 var. 7 eksi 1'den 6 D şıkkı. Boş daire arkadaşlar 12 ile kök 3'ün bölümüne eşitmiş. Yine 2 ile kök 3 artı kök 2'nin, yine 4 kök 3 eksi 4 kök 2'nin de kök 6 eksi 2'ye bölümüymüş. Şimdi buna göre nasıl olacak o zaman? 12'nin arkadaşlar kök 3'e bölümü nedir? Tabii ki 4 kök 3. Doğru mu? Sonuçta şöyle görebilirsiniz bakın. Eşleniğini al, yukarı kök 3 yaz, aşağıda 3 duruyor, 4 kök 3 oldu. Sonra 2'yi kök 3 artı kök 2'ye bölelim arkadaşlar. 2 bölü kök 3 artı kök 2. Eşleniğini al, kök 3 eksi kök 2. Böylece 2 kök 3 eksi 2 kök 2. 3 eksi 2'den 1. Dolayısıyla burası da 2 kök 3 eksi 2 kök 2 oldu. 4 kök 3 eksi 4 kök 2'yi şimdi kök 6 eksi 2'ye böleceğiz. Böylece burada hemen şunu yapmamız lazım ama bakın şimdi. 4 parantezinde yukarısı kök 3 eksi kök 2. Aşağıya bakalım. Burası da arkadaşlar kök 2 parantezinde kök 3 eksi kök 2. O yüzden bunlar sadeleşiyor. 4'ün kök 2'ye bölümü de 2 kök 2 yapıyor. Daha kolay bir şekilde gördüğünüz gibi soru geldi. Bu üçünün toplamını alacağız şimdi. 2 kök 2'ler birbirini götürdü. 4 2 daha 6 kök 3 E şıkkı oldu. Eşleniğini alabilirsiniz burada. Payda da eşitleyebilirsiniz. İstediğinizi yapın, sorun değil. Şimdi ben burada payda eşitleyeceğim. Bunun da paydasını arkadaşlar kök 2'nin de paydasını kök 2 yapacak şekilde payı kök 2 ile çarpacağım. 2 artı 1 bölü kök 2 yaptım, tamam mı? Sonra yukarıda da 1 var. 1 bölü 3 bölü kök 2 ters çevirirsek ne oldu? Kök 2 bölü 3. Şimdi artık bir tanesi arkadaşlar kök 2 soldakinin, sağdakinin kök 2 bölü 3. Payda eşitlediğimde 3 kök 2 kök 2 daha 4 kök 2 bölü 3 A şıkkı. 8 artı 4 kök 3 arkadaşlar nasıl olacak? Şimdi bunu tabii çıkaramayabilirsiniz çünkü sonuçta 2 kat değil. Ne yapabiliriz o zaman? Kurala benzetmek için bu 4'ü 2 yapabiliriz. Yani 2 burada durur. 2 çarpanını içeri atarız. Nasıl atıyorduk? Karekök olduğu için 2'nin karesi olarak atacağız. Yani 4 çarpı 3'ten 12 olacak. 8 artı 2 kök 12 yapacağız. Maksat kurala benzetmek, bunu kök dışına çıkarmak için. Dolayısıyla bir 6 bir 2 toplamları 8 çarpımları 12. Haliyle kök 6 artı kök 2'nin parantez karesi. Yukarıda bir karekök var. Bunlar gidecek. Böylece kök 6 artı kök 2 olacak A şıkkı. En basit yöntem karşılaştırma yaparken tutuyoruz. Her soruda tutmak zorunda değil. Karesini almak arkadaşlar. Çünkü böyle anlamayabilirsiniz. Karesini aldığımız zaman bakın bunun karesi 20, bunun karesi 18, bunun karesi 36 çarpı 2 bölü 3 yani 72 bölü 3'ten 24. Demek ki en büyük sayı arkadaşlar C'ymiş. Sonra A, sonra da B. Cevabımız B şıkkı oldu böylece. Kare almanın arkadaşlar işe yaramadığı durumlarda ne yaparız? Kök içlerine bakarız ya da kök derecelerine bakarız. Şimdi burada kök derecelerini eşitleyebiliriz. Kök içleri farklı olduğu için ona yorum yapamayız ama kök derecelerini eşitlersek 4, 3 ve 2'nin kökleri kaçta eşitlenir? Bir nevi payda eşitleme gibi düşünün, 12'de. Dolayısıyla 12 yapmak için arkadaşlar M'yi ne yapacağız? 6 ile çarpacağız. Derecesine böylece 12. dereceden kök 2 üzeri 6 olacak. Öbürü de arkadaşlar 12. dereceden kök 3 üzeri 3. En son N'ye de arkadaşlar 12 olması için 5 üzeri 4. En büyük hangisi oldu? Bu tabii ki 625 olduğu için N en büyük. Sonra arkadaşlar 2 üzeri 6 64. M en büyük. B arkadaşlar 27 olduğundan bu da en küçük olmuş oldu. Bu şekilde kök dereceleri aynı olanların içleri büyük olanı daha büyük olmuş oldu. NMB hangi şıkta var? B şıkkında arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yine şu 3 eksi 2 kök 2'de çarpımları 2 toplamları 3 olduğu için kök 2 eksi 1'in karesi bir de karekök var malum. Bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla 1 bölü kök 2 eksi 1 oldu sağdaki. Soldaki pardon. Sağdakine geldiğimiz zaman aynı şekilde arada artı var sadece fark olarak. Bu da gördüğünüz gibi gitti. 1 bölü kök 2 artı 1 oldu. Bunları toplayacağız şimdi. Toplarken tabii ki eşlenik yapmayı unutmayalım. Burası da bakın böyle kök 2 artı 1. Burası kök 2 artı 1. Burası arkadaşlar kök 2 eksi 1. Böylece kök 2 artı 1 artı kök 2 eksi 1. Paydalar zaten 2 eksi 1'den 1, 2 eksi 1'den 1. Böylece bunlar gitti. 2 kök 2 oldu arkadaşlar E şıkkı. Şimdi 32'yi arkadaşlar şöyle içeri atacak şekilde bir yapalım. Ne olur? 32 üzeri B çarpı 8 şöyle bir köklü sayı B bir de burada A var, doğru mu? Buna göre o zaman 32 üzeri B 2 üzeri 5B'dir. 8 arkadaşlar 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 5b artı 3 olmuş oldu. Kökün kökü çarpılır a çarpı b. Burası da 2 üzeri c. Üstteki bilgiden yararlanmak için her iki tarafın arkadaşlar c'ninci dereceden kökünü alacağım. Dikkat! Bakın şimdi a, b, c yapacağım burayı. Burayı arkadaşlar böylece 2 üzeri 5b artı 3. Burayı da böyle c'ye bölmüş olacağım. 2 üzeri c bölü c de 2 üzeri 1 oldu, tamam mı? Bu şekilde. Hatta belki bunu hani göremediyseniz şuradan da görebilirsiniz. 2 üzeri 5b artı 3 bölü ab ya bu. Öbürü de 2 üzeri c. Her iki tarafın üstünü 1 bölü c ile çarptığımı düşünün. İkisi de aynı şeydir. Yine buradan da 2 üzeri 5b artı 3 bölü abc eşittir 2 olur. ABC zaten neydi arkadaşlar? 23. Şimdi tabanlar aynı. İkisinde de 2. Böylece 5b artı 3 bölü 23 eşittir 1 oldu arkadaşlar. 5b artı 3 de buradan 23 olduğu için b 4 olmuş oldu. Yani C şıkkı. Küçükten büyüğe sıralamak için önce şu 3. dereceden kök 8 zaten 2 arkadaşlar. Şimdi buna göre en küçük sayı 1. Şöyle 1 yerleştirdik. Sonra bundan bir büyük arkadaşlar kök 2. Bundan bir büyük 2. Sonra kök 6 geliyor arkadaşlar sırada. Sonra 2 kök 3. En sonda kök 29. Dolayısıyla kırmızıların içinde 1 artı kök 2 oldu. Yeşillerin içinde arkadaşlar kök 6 artı 2 kök 3. Ne diyordu? Yeşilin kırmızıya oranı. Kök 6 artı 2 kök 3. Bunların oranı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yukarıya kaç parantezini alayım? Ortak olması için bir deneyeyim bakayım. Kök 6. Kök 6 parantezini alırsam 2 kök 3 nedir aslında? Kök 12. Kök 6'ya bölersem kök 2. Burayı zaten bölersem 1. Aşağısı da gördüğünüz gibi kök 2 artı 1. Ne güzel sadeleşti. Böylece cevabımız kök 6 C oldu. Bu soruda önce şunu kenarda göstermek istiyorum. 4'ün karesi eksi kök 15'in karesi arkadaşlar 1'dir. O zaman aslında burada mevzumuz ne olması lazım biliyor musunuz? Şu üstlerin birbirinin aynısı olması lazım ki malum üstleri aynıysa tabanları ne yaparız? Çarparız arkadaşlar. Çarpınca böyle bir a üstü olur. Zaten bunların çarpımı 1 olduğu için 1 üzeri a'dan da cevap 1 gelir. Dolayısıyla 3x eksi 4 eşittir x artı 4, 2x eşittir 8, x 4'müş arkadaşlar, C şıkkı.